Beysun Ulema Avazovic. Poštovani Reisul Ulema Bendija Kavazoviću. Sayın Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Caferovic. Poštovani članu predsjedništva gospodine Caferoviću. Sayın Bakanım. Poštovani ministre. Sayın Büyükelçilerim. Vaša ekscelencijo, poštovani ambasadore. Sayın Müftülerim. Poštovani muftije. Sayın İslam Birliği Vakıflar Müdürü. Poštovani direktore Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sayın Belediye Başkanım. Poštovani predsjedniče, Değerli basın mensupları. Uvaženi predstavnici medija. Ve bugünkü açılışa katılan saygıdeğer Bosnalı kardeşlerim. Uvažena braćo i sestre iz Bosne i Hercegovine koji ste uveličali današnje otvorenje. Hepinizi sevgi, selam ve muhabbetle selamlıyorum. Ve vas najtoplije selamim i pozdravljam. Bugün burada kendi sınırlarımızın ötesinde ecdadımızın ayak bastığı topraklarda onların emaneti bir vakıf eserimizi daha Allah'ın izniyle ayağa kaldırmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Danas smo veoma uzbuđeni što smo Allahovom dozvolom na ovom prostoru koji se nalazi izvan granica naše zemlje, a kojim su kročili naši preci, podigli još jedno vakufsko zdanje koje su nam oni ostavili u emanet. Bu heyecanı ve bu mutluluğu sizlerle paylaşmak için buradayız. Sizlerle beraber aynı duyguları paylaştığımızı biliyor, hissediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Došli smo ovdje kako bismo sa vama podijelili ovo uzbuđenje i sreću. Znam da danas dijelimo ista osjećanja, to osjećam, ve vas još jednom srdečno pozdravljam. Bosna'nın incisi için 5 yıl önce başlattığımız yeniden inşa çalışması bugün tamamlandı ve ben inanıyorum ki çok başarılı bir çalışma oldu. Danas je okončana ponovna izgradnja ovog bisera Bosni koju smo započeli prije 5 godina. Smatram da smo veoma uspješno obavili preuzeti zadatak. Ne kadar başarılı olursa olsun, bugün ancak fotoğraflarda kalmış o eskimiş, eskidiği için kirlenmiş kapıyı geri getiremeyeceğiz. Međutim, bez obzira koliki smo uspjeh postigli ponovnom izgradnjom, nikad nećemo biti u mogućnosti vratiti ona oronula vrata prikrivena patinom koja danas postoje samo na fotografijama. Duvarlarına serpiştirdiğimiz orijinal taşların hikayesi bizi daha çok heyecanlandıracak. Parmaklarımızla işaret edip işte bu orijinal taşıydı diyerek duygulanacağız. Bir çeşitli pričom o komadima kamena izvorne građevine koje smo ugradili u zidove džamije. Upirat ćemo prstom na ta mjesta i kanuto govoriti. Evo, to je izvorni kamen. Birebir aynısını duvarlarına yeniden yazsak bile hiçbiri Evliya Çelebi'nin kendi el yazısı olmayacak. Čak i kada bismo potpuno identično napisali iste riječi na zidovima, nijedna od njih neće biti rukopis Evlije Çelebi'ye. Yani biz hiçbir zaman Alaca Camisi'ndeki o eski ruhu, havayı ve nefesi yakalayamayacağız. Keşke bu caminin yeniden inşasını değil, restorasyonunu yapsaydık ve o ruhu yaşatabilseydik. Drugim riječima, nikad nećemo moći dokučiti onaj drevni duh, ono ozračje i dušu koju je posjedovala Alađa. Kamo sreće da smo umjesto ponovne izgradnje ove džamije samo izvršili njenu restauraciju i da smo mogli oživjeti taj duh. Ama bir şey inanıyorum ki hepimizi mutlu edecektir. Međutim, uvjeren sam kako će nas ova džamija sve usrećiti. Alaca Camii ayakta kaldığı ve içinde ibadet edilmeye devam edildiği sürece bu topraklarda geçmişte olduğu gibi barışın, dostluğun, kardeşliğin, anlayışın ve uzlaşmanın simgesi olarak hayatiyetini devam ettirecektir. Sadece bu amaç bile yapılan bu çalışmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Dokle god Alaca Camii bude postojala i dokle god se u njoj ljudi budu klanjali Bogu, ona će nastaviti biti simbol mira, bratstva, razumijevanja i pomirenja na ovom prostorima kao što je to bila i u prošlosti. Samo ovaj cilj dovoljan je da se pokaže koliko je vrijedan ovaj projekat. Bu başarılı çalışmayı gerçekleştiren yüklenici firmaya ve genel müdürlüğümüz çalışanları ile beraber emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.
Želim se zahvaliti izvođaču radova, zaposlenicima Generalne direkcije za vakufe Republike Turske, kao i svim ostalim učesnicima u realizaciji ovog uspješnog projekta. Hoşgörülü anlayışı ve katkıları nedeniyle Foça Belediye Başkanı ve onun nezdinde Foça halkına teşekkür ediyorum. Također, želio bih se zahvaliti predsjedniku općine Foča kao i stanovnicima Foče na njihovom doprinosu i toleranciji koju su pokazali. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Bosna Hersek Büyükelçisi Sayın Haldun Koç'a ayrıca teşekkür ediyorum. Posebno se želim zahvaliti njegovoj ekscelenciji uvaženom ambasadoru Republike Turske u Bosni i Hercegovini gospodinu Haldunu Koču. Bu ve burada yaptığımız çalışmalarda bize verdikleri katkılardan dolayı Sayın Kavozoviç'in şahsında Bosna Hersek İslam Birliği'ne şükranlarımı sunuyorum. Zahvaljujem se uvaženom Reisu Kavazoviću kao Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini za veliki doprinos kako u ovom, tako i u ostalim projektima koji smo realizirali na ovom prostoru. İzninizle Bosna Hersek Vakıflar Müdürlüğü'ne ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Alaca Camii ile ilgili görüşmelere 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başladık. Mart 2014'te protokol imzaladık ve 30 Mayıs 2014'te de taş koyma merasimini hep beraber yaptık. Alaca Camii, Bosna Hersek'teki diğer vakıf çalışmalarımızda olduğu gibi Bosna Hersek Vakıflar Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında oluşturulan iyi bir işbirliğinin sonucudur. Bu vesileyle birlikte yürüttüğümüz çok sayıda projenin gerçekleştirilmesinde bizlere destek veren ve yardımcı olan Doktor Sanayi Zaymoviç'e ve yanındaki çalışan ekibine teşekkür etmek istiyorum. Dozvolite mi da se posebno zahvalim Vakufskoj direkciji Islamskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Pregovore koji su se odnosili na Alađa džamiju započeli smo 2013. godine na nalog našeg predsjednika gospodina Recepa Tayyipa Erdoğana. U martu mjesecu sljedeće godine potpisali smo protokol te zajednički realizirali ceremoniju polaganja kamena temeljca 30. maja 2014. godine. Alađa džamija je kao i drugi vakufski projekt i rezultat dobre saradnje dvije vakufske direkcije. Ovom prilikom želim da se posebno zahvalim doktoru Senajdu Zajmoviću koji nam sa svojim timom pomaže u realizaciji brojnih projekata. Aramızda oluşturduğumuz iyi ilişkiler sayesinde hangi eser olursa olsun çok çabuk karar vererek işe başlama ve bitirme başarısını birlikte gösterdik. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Zahvaljujući dobrim međusobnim odnosima koji smo uspostavili, vrlo brzo smo donosili odluke za sve projekte te na taj način zajednički veoma uspješno započinjali i okončavali njihovu realizaciju. Zbog toga im se zahvaljujem. Foça Alaca Camii'nin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Upućujem iskrene želje da Alaca Camii u Foči donese dobro i sreću za sve nas i sve vas iskreno pozdravljam.